Dina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok değerli misafirlerimiz, kıymetli kardeşlerim, hepinizi en kalbi hürmetlerimle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sizlerle burada Diyanet İşleri Başkanlığımızda bir araya gelmiş olmaktan dolayı ve ziyaretinizden dolayı çok mutlu olduğumu, bahtiyar olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, şu anda öyle duygu doluyum ki yani sizlerin burada olmuş olması yani bizler işte Müslüman olarak doğmuşuz. Annemizden, babamızdan Müslüman doğmuşuz. Öyle devam ediyoruz. O yüzden kıymetini bilmiyoruz. Yani Müslümanlığın kıymetini bilmiyoruz. Esas Müslümanlığın değerini, kıymetini bilerek Müslüman olan ve hakiki Müslümanlığı yaşayan esasında sizlersiniz. Ben sizleri tebrik ediyorum. Hatta size dua etmenizi istiyorum. Kardeşlerim, İslam Hazreti Adem'le gönderilmeye başlanmış ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile tamamlanmış bir dindir esasında. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da İslam peygamberidir. Bizim için İslam en büyük nimettir. Bunu da yine Kur'an-ı Kerim'e dayanarak söylüyorum. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve etmemtu aleyküm nimeti, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve radîtu lekumul islâme dinen, sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Buradan anlıyoruz ki üzerimizdeki nimet İslam imiş. İslam yeryüzüne tüm insanlar iyiliğe ulaşsın diye gönderilen yegane dindir. Şunu da tabii siz Avrupa'da yaşıyorsunuz, İslamofobik gelişmelerin çok arttığını görüyoruz. Ben sizin vesilenizle İslamofobik hareketlerin azalacağına inanıyorum inşallah. İnşallah sizler İslam'ı çok daha iyi temsil edeceksiniz, onu umuyorum. Sizi gören Müslümanlığa heves edecek inşallah. İslam mutlaka sığınılması gereken bir sığınaktır İslam. Çünkü İslam insanı baz alır. İnsanın inancı ne olursa olsun o insanı mutlu etme hedefini taşır İslam. Yani şurada Müslüman olanlarla olmayanlar dünyalık olarak hepsine o huzuru, o mutlu toplumu oluşturmayı hedefler İslam. Toplumu oluşturan kişilerin inancı, ırkı ne olursa olsun hepsini koruma altına alır İslam.